Geçtiğimiz günlerde Samandağ sahilinde özellikle Suriye uyruklu gazeteci kisvesi adı altında bir provokatör Hatay halkına, özellikle Alevi yurttaşlarımıza ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmiş. Yani burada kinini kustuğunu hepimiz görüyoruz. Biz millet olarak bugüne kadar bu tür provokatif eylemlere asla ve asla geçit vermedik. Elimizin tersiyle ettik. Bundan sonra da öyle yapacağız. Hatay'ı Suriye üzerinden veya Suriye'deki rejim üzerinden kışkırtmak isteyenler şunu iyi bilmelidirler ki Hatay uzun ve çok değerli, eşi tarihte görülmemiş mücadele sonucunda ana vatana katılmış. Bakın, ana vatan diyoruz. Çünkü her Hataylı ana vatan olarak Türkiye'yi görür. Her Hataylı Hatay'ı Atatürk'ün şehri bilir ve Atatürk'ün emaneti sayar. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Millet olarak emperyalizme geçit vermediğimiz önemli bir gündür değerli arkadaşlar. Hatay'ı, yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere tavsiyem şudur: Çanakkale'yi iyi öğrenin. Çanakkale zaferlerini de iyi okuyun. Biz millet olarak şunu söylüyoruz: söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Halkımızdan bu tür fitne ve fesatlara, özellikle kanmamalarını, bu tür düşünceli insanlara da asla prim vermemelerini rica ediyorum ki zaten Hatay halkımız bu konularda hassasiyet göstermiştir bugüne kadar. Bundan sonra da hassasiyet gösterecektir. Sayın Valimizle başta olmak üzere diğer yetkililerle bu konuyu istişare ettik, konuştuk ve bu konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade ettiler. Gerek başsavcılardan, gerek güvenlik güçlerimizden bu tür gazeteci kisvesi altında bulunan kişilerin serbestçe dolaşılmaması ve bu tür insanlara prim verilmemesi konusunda daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Hatay'ın birliği Türkiye'nin huzurudur. Hatay'ın birliği Türkiye'nin barışıdır. Bu yüzdendir ki Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin ilk hedefi Hatay'dır. Bu yüzden biz buna prim vermeyeceğiz diyoruz. Bütün vatandaşlarımız bu tür insanları gördükleri yerlerde ricam şudur ki güvenlik güçlerine haber vermeleridir. O dünkü paylaşımdan sonra da birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Birbirimize daha çok sahip çıkacağız ve bu tür insanların Hatay'da barınmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu kadar. Nokta. Biz milletimizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz ve ülkenin huzuru için, ülkenin barışı için, ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için ne gerekiyorsa yapacağız.